Merhaba efendim. Günaydınlar. Kulüs programıyla karşınızdayız. Bugünkü stüdyo konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Eski Milletvekili Sayın Aylin Nazlıaka. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet aslında e, Aylin Hanım'la biz bu programı geçen hafta pazartesi günü yapacaktık. E, pazar günü konuştuk. Evet. Pazar mı? Cumartesi evet, konuştuk. Evet. Pazar akşamı konuştuk hatta. Pazar akşamı konuştuk değil evet, mi? Evet. evet. Pazar <laughs> akşamı konuştuk. Dedik pazartesi günü. Birlikte yapalım bu programı. Ama kısmet olmadı. Kısmet olmadı çünkü bir gözaltı süreci yaşadım ben pazartesi sabah bildiğiniz gibi. Ama Aylin Hanım elbette stüdyodaydı. Benim yerime Mustafa Balbay sundu geçen hafta bütün kulisi. Bu vesileyle sevgili Balbay'a buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu süreci benim adıma çok güzel götürdü. Kendisine hakikaten e, teşekkürü, bir borç bilirim. Teşekkür edecek aslında o kadar çok e, şey var ki o teşekküre girersek eğer bu programı bitiremeyiz, <laughs> siz hiç konuşamazsınız. <gülüyor> e, <gülüyor> yani e, hepinize, hepinize, herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu süreç e, benim için elbette tahmin edeceğiniz gibi e, zorlu bir süreçti. Ve bu zorlu süreci sizlerin sayesinde açtım. Çünkü o desteği çok net bir biçimde iliklerime kadar hissettim değerli izleyenler. Hepinize ekran başındaki tüm dostlarıma teşekkür ediyorum ben bu vesileyle. Evet aslında gündem oldukça kalabalık. E, kalabalık işte ekonomi var, yeni paketler e, açılacak, Korona ile ilgili ciddi endişeler var. var. Ee, bir e, ahlaksızın, e, bir e, siyasetçinin e, eşine dönük e, ahlaksızca bir e, tweeti var. Ve bu konuda e, gerçekten siyaset, sivil toplum kuruluşları ortak bir tavır gösterdi. Biraz sonra konuşacağız e, sizinle. Ama dilerseniz önce e, yani şeyden başlayalım. E, mevcut siyasi iklimden başlayalım. Nasıl bir süreç yaşıyoruz? Neler oluyor memlekette? İsterseniz mevcut siyasi iklimin içerisine önce bir e, buradaki iklimi de katalım. <laughs> bir ailesine öncelikle geçmiş olsun diyorum, size gelecek olsun diyorum. E, çok güzel bir mesaj vermiştiniz. Bu dönemde bir bedel ödenecekse ben bu bedeli ödemeye hazırım e, anlamına gelebilecek olan ve benden asla casus çıkmaz e, bir vatansever çıkar anlamına gelen. E, ben bu süreçlerde olabildiğince sizin yanınızda olmaya çalıştım. Ve şöyle bir şey. Sabahlara kadar Aylin <laughs> Hanım benim yanımdaydı. Onu da söyleyeyim gerçekten. Yani bu tip günlerde dayanışmanın çok önemli olduğuna inanıyorum. Hem Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu evet. süreci takip etti. Genel Başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz, Telebir ailesinin ne kadar sahip çıktığını gördüm. Başta Merdan Yanardağ olmak üzere işte İstanbul'dan Evren Hanım geldi evet, burada. Arzu burada Hanım, yapıldı. bütün ekip, hani arkadaşlar gerçekten büyük bir aile duygusuyla sıkı sıkı sarıldılar. hem size hem Miyeser Hanım'a destek olmayı görev bildim bu tip zor zamanlarda. Orada şunu gördüm. Bir kere her ikiniz de çok rahattınız. Yani her ikinizin de alnı açık, başı dik çünkü gücünüzü aklınızdan alan bir duruş söz konusu. Ama sizle ilgili e, özellikle not ettiğim bir konu var. Onu söylemek istiyorum. Bir tanesi e, sakinliğiniz. Yani önce işte uzun saatler emniyette ifadeniz alındı. Arkasından adliyeye getirildi. Dosyada gizli kararı olduğu için o detaylara evet. girmiyorum. Adliyede tekrar bir sorgulama süreci yaşanıldı. Ve bir baktık gecenin birinde alt katta mahkeme salonu kuruluyor. Yani mahkemeye sevk ediyor davayı sayın başsavcı vekili. E, o noktada siz oraya alınırken, e, içeriden çıkartıldığınızda e, ve o mahkeme salonu doğru yürürken sizi sevenler sizi ve mühisel Yıldız'ı sevenler oradaydı. Siz lütfen sakin olalım, sakin olalım değil. Evet. Yani hem kendiniz sakin olmayı başarıp hem de oradakilerin duygu dünyasını da e, yönettiniz. Bu bence çok önemliydi. Çok e, kritik bir andı aklımda kalan. Ki hakikaten e, hatta orada biraz mesela sizin çocuklarınızla göz temasını bile kurmamanız için arada kolluk güçleri bulunuyordu. Yani hakikaten çok hoş olmayan ortamlar söz konusu olmuştu ama siz sanki o ortamın tamamen dışından birisiymiş gibi bir davranış içerisindeydiniz. İkincisi belki biraz aile içi bilgiyi şimdi telebir izleyicileriyle aile içi bir bilgiye dönüştürüyor cevabı. tabii orada sabaha kadar bir arada olunca e, ben de çocuklarınızı daha iyi tanıma fırsatı buldum. Hakikaten e, iki tane e, erkek çocuk babası olan İsmail Dükeli'de eşinizi de her ikinizi de kutluyorum. Pırıl pırıl iki genç yetiştirmişsiniz. Sağ olun. Onlardan biriyle daha öncesinde okuduğu üniversiteye konuşmacı olarak gittiğim için tanışmıştım ama tabii e, oradaki sohbet daha derin detaylı bir sohbet oldu. Zaman zaman adli içerisinde yer değiştirmemiz gerekiyor. Baktım oğlunuz sürekli, küçük oğlunuz elinde e, bir gömlek getirmiş askıyla. Onu bir yerden bir yere taşıyor. O gömlek de böyle bembeyaz ütülenmiş ve dışında da bu kuru temizleme firmalarının plastik şey, şeffaf poşeti olur ya o geçirilmiş üzerine onaylı naylon torba geçirilmiş dayanamadım sordum dedim bunu niye getirdin yani dedi ne olacağını bilmiyoruz yani olur da tutukluluğun devamı yönünde bir karar verilirse babam çok titizdir onun için getirdim dedi. Allah Allah dedim düşündüm cezaevi bembeyaz gömlek ütülü falan. Ee, sonra bir an ya dedim doğru hani hatırladım. Ben dedim bugüne kadar ne zaman İsmail Dükel'e konuk olduysam ya da İsmail Dükel'i televizyonda izlediysem hep çakı gibi gördüm. Hep çok özenli. Bu aslında işine verdiği özenden de kaynaklanıyor ama belli ki bir titizliğiniz de var. Onu söyleyince oğlunuz çok hoş bir anekdotu anlattı. Hay dedi sayın vekilim ben dedi belli bir yaşa kadar küçükken babamın hep geceleri takım elbiseyle yaptığını zannediyordum. Yani buradan şunu anladım. Hani hem hakikaten işinize özenlisiniz hem de demek ki güne o kadar erken başlıyormuşsunuz ki Çocuk kalktığında üzerinizde takım elbise görüyor. yine o kadar geç bitiriyormuşsunuz ki yatmaya giderken üzerinizde takım elbise görüyor. Yani <laughs> bunu da böyle <laughs> umarım paylaşmamış sakıncası olmamıştır ama çok hoş bir anekdot olarak ben o günle ilgili olarak not ettim. Ama onun dışında tabii bu, bu süreçler elbette geçecek yani bu süreçleri atlatacağız hiç şüphesiz. Şu anda sizin her ne kadar adli kontrolla serbest bırakılmanız kısmi bir teselli olsa da Meser Yıldız'ın hala tutuklu olması hepimizi üzüyor, hepimizin canını yakıyor. Meser Yıldız için hep kilosundan bahsediliyor artık öğrenmeyen <laughs> kalmıyor 40 kilo dev bir kadın hatta eşiyle sohbet ettiğimde dedi ki vallahi ben üniversiteyi tanıdığımda da 40 kiloydu hala 40 kilo ee, ama koca yürekli bir insan o hatta bir Hint hikayesi vardır ee, bilmiyorum biliyor musunuz hani e, anekdot olarak aktaralım ee, bir fare varmış çok Kedilerden korkuyormuş. Bir gün büyücüye gitmiş demiş ki, ya ben çok korkuyorum. Ne yapabilirim? Büyücü merak etme demiş. Ben seni kedi yapacağım. Sen rahat edersin. Aradan biraz zaman geçmiş. Kedi kılığındaki fare gene gitmiş büyücüye. Ya demiş ben hala korkuyorum. Ne oldu demiş? E, köpekler saldırıyor bu sefer demiş. İyi demiş. Son bir kez seni bir de köpeğe dönüştüreceğim. Bundan sonra artık rahat edersin. Sonra köpeğe dönüştürmüş. Fakat bir gün tekrar gitmiş büyücüye. Ya demiş son bir şey isteyeceğim. Hayırdır demiş. Ne olur demiş. Beni bir kaplan yap. Bu kaplanlar saldırıyor. Çok ürküyorum demiş. Bak demiş son kez artık seni kaplana dönüştürüyorum. Neyse fare kılığında bir kaplan kaplan kılığında fare olarak oradan ayrılmış. Fakat aradan zaman geçince gene korkarak yanına gelince artık büyücü sinirlenmiş. Ben seni demiş tekrar fareye dönüştürüyorum. Senin korkaklığın cisminin küçüklüğünden değil yüreğinin küçüklüğünden kaynaklanıyor. He. Şimdi o yüzden hani e, eser Yıldız... 40 kiloluk koca bir dev. Bir kere bunu not etmiş olalım. Onun dışında ben hakikaten bu süreç adına, bu süreçte ülkem adına üzgünüm. Çünkü... Yani tekrar geçmişi yaşamak istemiyoruz. Geçmişteki FETÖ davalarını hatırlamak istemiyoruz. O davalarda da birebir gidip duruşmaları izleyen ve süreçleri takip eden biri olarak hatırlayacak olursak önce bir tetikçi basında haberler çıkıyordu. işte ne deniliyordu? Askeri casusluk yaptılar, gizli örgüt kuracaklar, darbe girişiminde bulunacaklar falan. Arkasından sabaha karşı gözaltılar oldu oluyordu. Yani bu kişiler ifadeye çağrılsa da gidebilecek kişiler olmasına rağmen aniden evlerine baskın yapılıp gözaltı kararı alınıyordu ve dijital verilere el konuluyordu o dönemde de hatırlarsanız evet. sizde de aynı şekilde üstelik de imaj alınmadan dosyaları dijital dosyaları el konuldu. Arkasından işte o tutukluluk süreci başlıyordu. Emniyette sorgu, arkasından savcılıkta, arkasından da mahkemede ifade verme süreci e, ve dosyada gizli kararı alınıyordu. E, yani bunlar çok yanlış şeyler ama e, bu davalarda tabii arkasından e, sahte deliller üretiliyordu. Ben bu süreçleri artık Türkiye'nin bitirdiğini, kapattığını ki. umut ediyorum. Ya, kapattığı bunlar olmayacak. Yine arkasından işte e, bir takım mesnetsiz iddialar ve gizli tanıklar var vardı bakın. Gizli evet. tanıklar. Öyle ki e, Şemdin Sakık PKK'nın dağ kadrosundan Şemdin Sakık gizli tanık olmuştu. Yine Osman Yıldırım Onun verdiği ifadeyle de e, Genelkurmay Başkanı terör örgütü üyesi olmuştu. Yöneticisi olmuştu. Öyle olmuştu ne yazık ki. E, Osman Yıldırım hem tanık, hem gizli tanık hem de sanık olmuştu evet. hatırlarsanız. Evet. ve evet. Cumhuriyet Gazetesi'ne saldırıyı itiraf etmişti. Fakat FETÖ'cü savcı Zekeriya Öz o dönemde oradan müebbet hapis cezası aldığında sen merak etme ben Danıştay saldırısında buraya bağlayacağım seni oradan beraat ettireceğim demişti ve hakikaten beraat edip serbest bırakılmıştı. Yani bunlar çok yanlış şeylerdi ve sonrasında Türkiye'yi nereye doğru sürüklediği ortaya çıktı. Tekrar aynı yanlışları Türkiye'nin yapmayacağına tabii ki, ve tabii ki. sizinle ilgili olan sürecin, Müyesser Yıldız'la ilgili olan sürecin en adi şekilde yürütüleceği Şeye tabii, tabii, inanıyorum, yani, inanmak istiyorum. Yani, yani biz gazeteciyiz. Ee, dokunulmaz değiliz. Yargılanabiliriz. Yargılanmalıyız da. Yani yasalar bunun için vardır. Yanlış yapabiliriz. Yanlış yaptığımızda yargı önümüze e, çıkmalı elbette. Burada bir sıkıntı yok. Ben gazeteciyim, yargılan Böyle bir şey yok. Yargılanabiliriz. Dokunulmaz değiliz. Ama adil yargılanalım. Adil, her şey adil olsun. Her şey hakka, her şey hukuka uygun olsun. Bu herkes için geçerlidir. Hani bu süreçte gazeteciler olduğu için söylüyorum. Biz yargılayabilirsiniz, yargılamalısınız eğer bir suçumuz varsa. Evet, tabii. Ama adil. Evet, adil. Başka evet. da kimsenin bir talebi yok. Evet. Adil, hakka, hukuka uygun bir yargılama istiyoruz. Başka da bir talebimiz yok zaten gazeteci olarak yani kendi adıma bütün gazeteci arkadaşlarıma nasıl söyleyebilirim? Gazetecilik yaptığımız için bizi yargılamayın. Biz bir suç işliyorsak yargılayın. Evet. Yani evet. doktoru nasıl e, doktorluk yaptığı için yargılayamayacaksak, ne bileyim mühendisi mühendislik yaptığı için yargılayamayacaksak, gazeteciyi de gazetecilik yaptığı için yargılamayın. Evet. Sadece gazetecilik yapıyor Gazetecinin görevi kamuoyuna doğru bilgi vermektir. Kamuoyunu doğru aydınlatmaktır. Bu görevi ifa ederken elbette e, hata varsa yargılanır. Eğer yoksa sadece gazetecilik yaptı diye yargılanmamalıdır gazeteciler diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Yani gazetecilik suç değildir. Tabii Bunu ki. bir kez daha hatırlatalım. Dünyanın hiçbir yerinde ama hiçbir yerinde eğer e, devlete ait olan bir sırrı ifşa etmiş olan bir kişi varsa o, o bilgiyi verendir. Hani Gazeteci değildir. Orada bir suçlu varsa bu bilgiyi kimin verdiğidir? E, i̇lginç şeyler oluyor. Yani, evet maalesef öyle. E, mesela... Süreci e, takip ediyoruz, gözlüyoruz. Bakalım ne olacak artık? Her şey hakkı, hukuka uygun olsun. Başka da bir talebimiz yok. Yok, bir tek hani ben şuna da şaşırdığımı not etmeden geçemeyeceğim. Ee, diğer e, bu sanığın avukatı geçenlerde bir televizyon kanalına bağlanıp müvekkilinin bipolar hastası olduğunu söyledi. Nasıl ee, Bipolar hastası demek yani manik depresif olmak. Bu ne demek? E, duygu dünyası sürekli değişiyor işte. Kimi zaman depresif içe dönük, kimi zaman manik, aş aşırı coşkulu falan yani temperli bir duygu durumu var. E, bu kadar davranış bozukluğu olan birisine nasıl böyle bir görev veriliyor? Nasıl oralarda o görevleri alabiliyor? Nasıl ona bilgi aktarılabiliyor falan? Bunların her biri hakikaten insanın... Tabii yargılama e, sürecinde de çıkacak zaten bu Olan e, şeyler. Yine dün e, Cumhuriyet Gazetesi'nde Ali Can Uludağ'ın haberi bence çok değerliydi. Yani Meyser Yıldız'ın 9 Mart'a kadar dinlenildiği, 9 Mart'ta dinlemenin sona erdiği e, bilgisi vardı. Ali Can Uludağ da bu arada o gece boyunca evet, sabah 3'e kadar yine e, da davayı takip etti ve biliyorsunuz en son işte bu Çorlu tren kazası ile ilgili yaptığı haber nedeniyle ödül aldı. Benim de çok e, takdir ederek izlediğim bir genç gazeteci. E, onun bu haberi de ilginç. Yani üç aydır o zaman neredeydiniz, niye durdunuz? Yani bir sürü bu işin içerisinde soru işaretleri var ama inanıyorum ki e, zaten adil bir yargılanmayla bunların her biri ortaya çıkacak ve e, sizin ve Meysel Hanım'ın bir gazeteci olduğu ve gazeteciliğin suç olmadığı bir kez daha ilan edilmiş olunacak. Bu dönemde böyle atlatılacak diye umut ediyoruz. <laughs> diye düşünüyoruz, evet, evet, doğru. Evet, aynen doğru, öyle. Doğru. Evet. Geçecektir tabii ki yani bu süreç bir biçimde geçecektir. Önemli olan hak, hukuk, adaletin sağlanarak geçirmesidir. Buna benim inancım gerçekten yüksek. Buna inanıyorum bu adalet mutlaka sağlanacak ve yerine gelecektir. Bu ülke kaybettiği adaleti yerine koyacaktır. Şimdi bu süreçte birisiyle, bu süreçte de geçmişte birisiyle konuşuyorum. Ya bu FETÖ'cülerden birisi bu adaleti ne yaptınız dedi. Yani ben de ona dedim ki adaleti nereye gömdüyseniz gidin siz oradan bulun bakalım dedim ya. Siz gömdünüz o adaleti. FETÖ'cüler evet. için söylüyorum bunu. Evet. Siz gömdünüz. Nereye gömdünüz siz biliyorsunuz. Şimdi adalet diye bağırıyorsunuz ama yok işte gömdüğünüz yerde. Üstünü evet. örtmüşsünüz. Kapatmışsınız. Evet. E Üstünü gömdüğün, örttüğün, gömdüğün, yok ettiğin adaletten sonra e adalet arıyorsun. Olmuyor işte yani olmuyor. Evet. Olmuyor. Yani evet. dokunmayacaksınız şu adalete. Dokunmamak lazımdır. Ama maalesef geçmişte dokunuldu. Hala onun arızaları bir biçimde e, yaşanıyor ülkede. Ama bu ülke e, ben inanıyorum ki hala e, gerçek hukukçular var bu ülkede. Var. Buna buna kesinlikle, son derece inanıyorum. Kesinlikle. Yani e, tabii ki yani fazla da bir şey söylemek doğru değil dosyanın gizlilik kararı, şey, kısıtlama kararı nedeniyle. Ama ben hukuk adamların olduğuna inanıyorum. Elbette. İnanıyorum. Olacak, bu, ama... bu bir gün test edilecek. Ama... Bu ülkede adalet bir gün test edilecek. Hiç kuşkum yok. Bu, bu konuda umudum tam. Hem sizin dosyanız için hem de bugüne kadar FETÖ'yle çok uh, sıkı mücadele ettiği için bedel de ödemiş olan, daha öncesinde cezaevinde de yıllarca yatmış olan Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Müesser Yıldız, şu an Murat Ağrel e, içinde, genç Milya bir Kutu gazeteci arkadaşımız, arkadaşımız evet. Hülya Kılınç içinde tekrarlayalım. Yani e, gazetecilik suç değildir. I. Bir kez daha haykıralım. <laughs> Adalet demişken siz bugün e, bizim e, genel başkanımız, sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlatmış olduğu Adalet Yürüyüşü'nün de evet. yıl dönümü. Üçüncü yılı. Öyle mi? Evet. Ha, ben <laughs> atlamışım ben onu. Evet. <laughs> Hakkı, adalet evet. yani değil mi? Hakuklu, Üç yıl önce bugün ben de o bir katılmıştım. Güven Park'tan başladık. Evet, ve İstanbul Maltepe'de sona eren 25 günlük bir yürüyüştü, maratondu. maratondu. Evet. Ve gerçekten o yürüyüş aslında belki de Türkiye siyasi tarihinde çok önemli bir miladı, önemli bir dönemi de başlattı. Çünkü o yürüyüşe katılan herkes hangi ideolojiye sahip olursa olsun, hangi etnik kökenden, hangi inanç grubundan, hangi mezhepten olursa olsun... tüm farklılıklarıyla birlikte, genciyle, işte yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle, hatta evet. çocukla çocuğuyla kimi zaman tabii, çocuklar da katıldılar. Her yaştan insan hak, hukuk, adalet diyerek eşitlik, özgürlük, barış ve demokrasi tale taleplerini yükseltmişti ve o yürüyüş her geçen gün daha da güçlenmişti. Daha da güçlü adımlarla yol alınmıştı. Yürüyüş esnasında yine demokrasi karşıtlarının çirkinlikleriyle karşılaşmış mıydık? Evet. Mesela Düzce Belediye Başkanını hatırlıyorum. Tıpkı Melih Gökçek gibi devrik başkan oldu sonra yani süresini tamamlayamadan görevden alındı. Hatırlarsanız yollara tezekler dökmüştü. Hani ama bugün işte o ait olduğu yerde zaten. Yani o adalete karşı, demokrasiye karşı e, doğru duruş sergilemeyenler bir şekilde sonrasında hak ettikleri yerde zaten e, Pozisyon alıyorlar, olmaları gereken yere iniyorlar ama Adalet yürüyüşü hakikaten e, tarihimize altın harflerle yazılmış Kesinlikle. olan ve e, dünya o tarihine bir, geçmiş bir yürüyüş. Bir yürüyüş ve yani o gün Millet İttifakının aslında e, ağları örülmüştü. O gün işte o büyük e, demokrasi birlikteliği e, oluşmuştu. Onun için ben diliyorum ki e, Adalet yürüyüşünün yıl dönümünde e, ülkemizde ismin de adalet olan bir partinin iktidar olduğu dönemde adaleti mumla arar durumdan bir an önce çıkalım ve e, ilk demokratik, ilk yapılacak olan seçimlerde, ilk genel seçimlerde ülkemiz yeniden hak edildiği gibi yönetilsin. Evet. Adil, eşit, özgür bir ülke haline dönüşelim. E, bu evet işte zincirleri evet, kre, kre, kre kre hey zincir. diye bağırarak <gülüyor> <gülüyor> yol yürüttüğümüz günlerden birine evet. ait olan çok hoş bir görsel, <gülüyor> <gülüyor> yani yaşamını Kemal kaybedenler Bey. oldu biliyorsunuz o yürüyüş esnasında. Onları evet. da buradan saygıyla analım bir kez, daha. bir kez daha. Ama gerçekten unutulmaz karelere eşlik etmiş olan ve çok önemli, çok değerli, çok iz bırakan bir yürüyüştü. Genel Başkanımızı görçüler. görüyorsunuz. Yani burada e, tabii insanın hissettiği yaş önemli ama ne olursa olsun yani 70 yaşına yakın yaşta olan bir liderin e, 25 gün boyunca evet. durmaksızın yürümesi yani çok ara kısa aralar verme hariç durmaksızın yürümesi de e, hakikaten e, hem kararlılığını hem inancını hem samimiyetini hem de Türkiye'deki adalete susamış noktasındaki önderliğini gösteriyor. Ee, bunu da bir kez daha hatırlatmış olan bu evet, güzel karelerle birlikte. muhteşemliğe bakar mısınız? Yani gerçekten evet. e, güzeldi, iyiydi. Çok e, biraz sıkıntılı oldu tabii ki süreç. Kolay değil asfaltta e, yürümek çok sıcaktı e, tabii hava. Tabii canım. Evet. Yani e, soğuğu da yaşadı bu yürüyenler. Tabii yağmur Yağmuru yağdı. da yaşadı. Tabii. Cayır cayır sıcağı da yaşadı. O İstanbul'a girerken e, mesela e, Kızılcamam tarafında yürüyorduk. E, bir yağmur. Evet. E, ya belediyelerin dağıttığı yağmurluklar yetmedi. Evet. Sıra evet. sıklam olmuştuk. Yani çamaşırımıza kadar ıslanmıştık. İstanbul'a girerken de bir gün önce evet. e, yandık, kavrulduk. Evet. Yani o yürüyüşe katılanlar gerçekten o süreçte dört mevsimi hariç yaşadılar. Evet. Yani asfaltın eridiği zamanlar olmuştu. Aynen öyle. Bayağı Aynen ayağı öyle. su toplayanlar, çok ciddi sağlık sorunları yaşayanlar ama gene de ben yürümek istiyorum <laughs> deyip bizim bakın biz sizi yürümüş <laughs> kabul ediyoruz cümlelerimize rağmen ısrarla yürüyenler. Çünkü insanlar doluydu. Bir nevi o yürüyüş onların hem bu birliktelik içerisinde kendilerini yalnız hissetmemelerini yani o, o güçsüz gibi görünen yığınların bir araya gelmesini ne kadar gür bir ses oluşturabildiğini onlara hissettirdi. Evet. Hem de bir yandan belki bu konudaki taleplerini daha e, gür bir şekilde ifade etmenin yanı sıra enerjilerini de e, bu süreçte boşalttılar. İşte, işte Kızılcamam, oran e, Orhan bulmuş e, görüntüleri. Evet. Kızılcamam. E, arkadaşlar alın görüntüyü. <laughs> evet. Yağmur. Burada bir parça durmuş gibi gözüküyor. Ama sırlı sıklandık. sıklandık. Evet. Evet. Bu ikinci mola. Evet. Bu ikinci yok. Bu ilk olay yeri. Tabii belediyelerimizin tabii, tabii ilk, ilk, müthiş bu. Olmuştu, o yani işte sabahtan öğlene kadar yürünen bölüm burası. Evet. Bunun evet. ilk bölümü. Daha evet. sonra yağmur. Şimdi atıştırmaya başladı. Yağmur daha sonra, öğleden sonra şiddetlenmişti. Evet. evet. Öğleden sonra şiddetlendi. Oradan çünkü. Evet. Şimdi bu arada biraz önce şey söyleyeyim. Yani oradaki işte emniyetlik geçen süreç zorluydu falan dedim. Bazı izleyicilerimiz hani olayı yanlış anlamışlar gibi düşünüyorum. Hayır değil değerli izleyenler. Kötü muameleden falan bahsetmiyorum. Böyle bir şey asla olmadı. Tabii, tabii. Asla olmadı. Yani emniyet yet yetkilileri, polisler son derece e, kibardılar, son derece nazikler. Bunun altını e, çizmekte fayda var. Yani kimseye haksız bir biçimde suçlamak e, bana yakışmaz her şeyden önce bütün emniyet teşkilatı orada yani beni işte alan, götüren, işte orada nezarette olan, işte sorgumu yapan hiçbir polis bir kötü muamele bırakın bir, bir ters bir şey söylemedi. Yok, evet. Bütün ifadeleri İsmail Bey noktasındaydı. E, asla böyle bir e, kötü muameleyi kastetmedim yani ben e, o sözümle. E, son derece e, tavırları iyiydi. Sayın Savcı'nın odasına girdiğimizde de e, Sayın Savcı'nın e, tavrı çok e, iyiydi. Gerçekten yani sanki e, işte bir şüpheli olarak değil, işte e, misafir olarak işim gibi bir çok e, muamele gösterdi bu arada Sayın evet. Savcı. Yani bunların altını çizme fayda var. E, kötü muamele yok, ters muamele yok. İsmail Bey'in ötesinde başka bir şey de duymadım ben orada. Bunun altını çiziyorum. Bu arada bir son dakika gelişmesi var. Milli Savunma evet. Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı. Pençe Kartal operasyonu başladı diye. Milli Savunma Bakanlığı Pençe Kartal operasyonunun başladığını duyurdu. Mesajın açıklamasında uçaklarımız teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor denildi. Irak'ın kuzeyinde teröristlerce üs olarak kullanılan Sincar, Karacık, Kandil, Zap, Avaşin, Basyan ve Hakurka hava harekatı icra edilmektedir. Açıklaması yapıldı. Twitter adresinden yapılan açıklamada şöyle diyorlar, şöyle deniyor. Son zaman, efendim Orhan? gece gece başlamış açıklama bu. Evet açıklama şu anda yapılıyor. Gece başlayan bir operasyon. Son zamanlarda karakol ve üst belgelerimize her geçen gün artan taciz saldırı teşebbüsünde bulunan böylece halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini tehdit eden PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek halkımızın ve hudut hudutlarımızın güvenliğini sağlamak maksadıyla uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda Irak'ın kuzeyinde bulunan teröristler tarafından üst olarak kullanılan Sincar, Karacık, Kandil, Zap, Avaşin, Basyan ve Hakuk'ta terör yuvalarına hava harekatı icra edilmektedir denildi. Bu arada Milli bakın Bakanı Kar ve beraberindeki komutanlar da e, Pençe Kartal Operasyonu Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'nden sevk ve idare ediyormuş. Evet. Bununla ilişkin e, fotoğraflar da var e, üst merkezinden. Altından bir açıklama var değerli izleyenler. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Pençe Kartal Operasyonu Kuzey Irak'taki terör mevzileri yerli bir ediliyor diyor. E, Kalın, e, İbrahim Kalın bir açıklama yapmış. O da ülkemizin güvenliği ve milletimizin huzuru için Pençe Kartal Operasyonu başladı diyor. Ömer Çelik bir açıklama yapmış. Peçakartol operasyonu başladı biçiminde. kart operasyonu başladı. İnsanımıza, insanlığa ve ülkemize düşmanlık eden terörle mücadelemiz kesinlikle sürüyor diyor. Bu da bir sıcak gelişmeydi. Bunları da sizlerle paylaştık değerli izleyenler. Evet, şimdi e, maalesef siyasi iklim, iklim bu yani umuyor ve diliyoruz. Hak, hukuk, adalet hani biraz önce yani, dile getirdiğimiz gibi bir gün e, bu ülkede tesis edilecektir. Adalet evet. ona inancım benimkisi olarak tam e, bu konuda e, hiçbir konuda sadece bu konuda değil yani hiçbir konuda e, umutsuzluğa kapılmak e, bize yakışmaz. Umudumuz hep biridir. Hep tazedir. Biz umutlu olmalıyız ki bizim geleceğimiz o umudu, umutla beraber yaşarsın bizim çocuklarımız o dünyada, o güzel dünyada yaşayabilsin. O nedenle umut kaybetmek yok, umutsuzluk yok diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne dersiniz. Elbette. Yani hiçbir zaman umudumuzu kaybetmeyeceğiz ve zaten umut biziz, umut sizsiniz, umut izleyicilerimiz, umut halk. Yani evet. gücümüz umut, burada. Onun için hep birlikte biz her türlü sorunun üstesinden gelebiliriz. Yeter ki o konudaki kararlı duruşumuzu, yan yana oluşumuzu, dayanışmamızı, birlikteliğimizi yükseltelim. Yoksa su aşılamayacak hiçbir sorun yok. Hiçbir yani sorun hakikaten şey. Türkiye güçlü bir ülke ve hep onu söylüyorum. Yani e, zamanında temelleri o kadar sağlam atılmış, çimentosu öyle iyi karılmış ki e, ülkemize hiçbir şey olmaz. Yeter ki e, bir takım yanlışlar düzeltilsin, e, hukukun üstünlüğü yeniden tesis edilsin, güçler ayrılığı ilkesi yeniden tesis edilsin, e, insan haklarına saygı yeniden e, olabilecek en üst düzeye çıkartılsın e, ve bu noktada e, demokrasi anlayışı sadece sandık sonuçları değil, aynı zamanda herkesin azınlığında sesini çıkartabildiği, azınlığında konuşabildiği, azınlığında istek ve taleplerinin göz önünde bulundurulduğu bir hale dönüştürülsün. Çünkü demokrasi dediğimiz şey, bütüncül olarak tüm unsurları içinde e, kapsamalıdır, e, katılımcılığı kapsamalıdır ve e, basın özgürlüğünden tutun, e, ekonomiye kadar her şey birebir demokrasiyle ilintilidir. O yüzden yani e, ekonomiyi özellikle konuşalım istiyorum. Tabii ee, Konuş konuşacağız, konuşacağız yani. Evet, evet. E, ama yani içinde bulunduğumuz durumda gerçekten e, bizim çıkışımız öncelikle demokrasiden geçiyor. Cumhuriyetimizi yeniden demokrasiyle taçlandırmaktan geçiyor. Bunu da yapacağız. Hep birlikte yapacağız. Kararlıyız. Bu arada e, MHP lideri Devlet Bahçeli hakaret davasında berat veren dört yargıca soruşturma e, başlatılmış. Bahçeli hakkında hakaret ettiği iddia edilen kişilere beraat kararı vermiş e, yerel mahkeme e, ve Sayın Bahçeli şikayet etmiş bu yargıçları e, ve bunun sonucunda da HSK soruşturma kararı almış. Bu da bir başka son dakika gelişmesi. Şimdi. Ekonomiyi konuşacağız ama ekonomiden önce koronayı konuşmak lazım diye düşünüyorum. Evet. Yaklaşık bir 10 dakikamız var ilk bölüm için ama ikinci bölümde devam ederiz zaten. Şimdi koronavirüsle ilgili bir haberimiz var önce. Onu bir e, izleyelim. Tabii Ondan mi? sonra üzerinde e, konuşalım. Evet. Korona da vaka sayıları artıyor değerli izleyenler. Şimdi haberimizde de rakamları net olarak e, göreceksiniz zaten. E, 1 Haziran'da 700 küsur olan vaka sayısı dün 1500 küsüre çıkmış. Yani e, patlamış yani bir, bir kat artmış. Şimdi haberimizi bir izleyelim dönüp konuşacağız. Salgın eğrisi artık büküldü. Biz Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Tabipleri Birliği COVID-19 İzleme Grubu Üyesi Profesör Dr. Kayıhan Pala, günlük vaka sayılarının 700'lü rakamlardan 1400'lere çıktığını anımsattı. Salgının sanki yeniden açılmayla bitmiş gibi davranılmasının olumsuz sonuçlar doğurabileceğini bir süredir söylediklerini ifade eden Pala, önümüzdeki günlerde bunun böyle sürebileceği veya bir süre sonra yoğun bakımlardaki ve entübe edilen hastalardaki artış sürecek olursa bunun ölümlere de yansıyabileceğini öngörmek gerekir dedi. Bilim insanlarının ve Dünya Sağlık Örgütü'nün dile getirdiği gibi Özellikle Bursa, Diyarbakır, Manisa ve Gaziantep gibi yerlerdeki vaka sayılarındaki artışı değerlendiren Pala, artışları anlayabilmek için filyasyon bilgilerine sahip olmamız lazım. Halen bulaştırma katsayısının ne olduğunu bilmiyoruz. Bakanlık açıklamalı diye konuştu. Hem insanların çentlerde daha daracık koşullarda. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü ise artan vaka sayısına ilişkin değerlendirmesinde iki gündür vaka sayımızda artış var. Bu bir uyandırma alarmı. Eski günlere döndük gibi davranamayız. Bazılarımızın tedbirsizliğinin faturasını hepimiz ödüyoruz. Bana bir şey olmaz demeyin. Hiçbirimiz güvende değiliz ifadelerini kullandı. Alarmı. E kısmen onlar. Niye? Çünkü benim ağzımda burnumda maske varsa ben elimi burnuma ağzıma değdiremem. Eski Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Profesör Dr. Raşit Tükel de vaka sayılarında bir ay öncesine geri döndük. Kısıtlayıcı önlemlerin hafifletilmesinin koşulları epidemiyolojik verilere göre belirlenmeli, açılma kademeli yapılmamalıydı dedi. son derece hekimleri... Evet, maalesef vaka sayılarında bir artış ve ciddi endişe sevk edici bir artış söz konusu biz erken mi normalleştik? Şu anda o tartışılıyor. Yani biz o tarihlerde erken normalleştik. bu yapılmamalıydı. Biraz daha bu süreci böyle götürmeliydik dediğimizde hayır diyenler şimdi işin tuhaf tarafı onlar yani bize hayır diyenler ya yani o yanlış düşünüyorsunuz diyenler bugün erken mi normalleştik diye soruyorlar. Böyle bir tuhaflık da var ortada. Sizin kanaatiniz? Şimdi tabii özellikle bu COVID-19 ile ilgili süreçte ben e, tıbbi değerlendirmeleri bilim insanlarımıza bırakmak istiyorum. Ama burada özellikle şunu vurgulamak isterim. Bilim Kurulunda gerçekten çok değerli bilim insanları var. Ancak Doğru. ne kadar onların sözlerine riayet ediliyor, bu bir soru işareti. Yani Bilim Kurulundaki kişiler bilgi sahibi ama yeteri kadar yetki sahibi değil. Yetki sahibi olanlar da yeteri kadar bilgi sahibi Sahibiyiz. değil. Bundan kaynaklanan bir sorun yaşanıyor. Peki biz bunu nasıl aşarız? Biz bunu aslında istişareyle aşarız, ortak akılla aşarız. Bunun için de keşke mesela o bilim kurulunda az önce sizin gösterdiğiniz kısa videoda da yer alan Türk Tabipler Birliği de yer alsaydı. Keşke orada daha geniş bir şekilde e, sürecin paydaşlarına yer verilseydi <laughs> ve keşke onlara daha fazla e, imkan yani fikirlerini söyleme imkanı sunulabilseydi. Ve bir takım süreci iyi yönetmiş olan ülkelerde olduğu gibi keşke muhalefet de bu sürecin içerisine dahil edilmiş olsaydı. Bakın hani İngiltere'den tutun Danimarka'ya kadar birçok süreçte, birçok ülkede muhalefetin de fikri alınıyor, muhalefet de süreçlere dahil ediliyor... Biz okulları, kreşleri açmayı düşünüyoruz siz şimdi ne diyorsunuz diyerek e, ortak bir kararla hareket ediliyor. Ama burada ne yazık ki bu ben yaptım oldu ben karar verdim olacak aklı devam ediyor. Hatta öyle ki ilk sokağa çıkma yasağında yaşanılan o trajik geceyi hatırlayın. Yani evet. <laughs> iki evet. saat kala sokağa çıkma yasağı ilan ediliyor. Herkes onun üzerine sokaklara çıkıyor. E, geçen gün yine önce so sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Arkasından yine gönlüm razı gelmedi deyip bir tweet'le iptal edildi. Yani babamla sohbet ediyorduk. Babam dedi ki ya bizim zamanımızda resmi gazete vardı. Biz böyle şeyleri resmi gazeteden öğrenirdik. Dedim ki şimdi Twitter gazetesi var. Yani resmi gazeteyi değersizleştirmek değil amacım. Elbette ki resmi gazeteden bu tip haberlerin alınması gerekiyor. Ama hakikaten her şey artık bir kişinin iki dudağına indirgendi ve hani gönlü razı olmayınca iptal oluyor. Gönlü razı olunca Yasakları ilan ediliyor ve hani benim i̇şte gönül, gördüğüm gönül rızasıyla yaklaşıldığında problem oluyor yani virüsün böyle bir gönül rızasının olmadığı çıktı ortaya. Virüste bir gönül rızası falan yok. Yok ve hani bu ara e, hakikaten bazı medya kuruluşlarında bu virüsten dolayı yaşamını kaybetmiş olan ailelerin yaşadıkları dramları anlatan e, çok önemli e, bir takım e, haberler var. Hani onları okuduğunuzda da bir kez daha görüyorsunuz ki süreç yönetimiyle ilgili hatalar yapılmış, tedaviyle ilgili olarak hatalar yapılmış, e, işte e, hasta olduğu halde ilaç verip eve gönderilmiş bu Özellikle ilk dönemler Mart ayındaki vakalarda çokça yaşanılmış. Tabi süreç içerisinde tedaviyle ilgili olarak atılması gereken adımlar noktasında da deneyim kazanılmış. Ama yani şimdi bu vatandaşlarımız hakikaten pisi yaşamını şimdi kaybettiler ekonomiye diyebiliriz. ekonomiye yansımalarını da konuşacağız evet, da. Evet, evet. Yani keşke e, olmasaydı bu kayıplar. Orhan 1 Haziran'dakini verir misin arka plazmaya? Şimdi evet. 1 Haziran'da vaka sayısı bakın 827. Evet. Hani evet. iyileşen, işte vefat eden falan değil. Vaka sayısı 827, bu 1 Haziran tarihi. Evet. Şimdi 14 Haziran'a gelelim. 14 Haziran, bu da 1562. Evet, şimdi, bakın. Ya evet, 800, evet. 827'den 1562'ye çıkıyor. Normalleşme bu mu şimdi? Soruyoruz buradan Sayın Sağlık Bakanı, normalleşme bu mu? Evet ve hem vaka sayısı artıyor hem entübe hasta sayısı da artıyor. Bağlı olarak. Dolayısıyla biz bugünkü tedbirsizliğin sonuçlarını e, hastalığın kuluçka dönemi düşünüldüğünde 10-15 gün sonra alacağımız için 10-15 gün sonra dilerim ki daha kötü verilerle karşılaşmayız. Umarım. Buradan bu uyarımızı yapmış olalım tekrar tedbirlerin arttırılması yönünde, kısıtlamaların arttırılması yönündeki e, uyarılarımızı. Bir Gün Gazetesi'nin manşeti var. Oldukça hmm. çarpıcı bir e, başlık. E, merkezi sınavda virüs bulaşmıyor demiş. tabii ironi yapmış, e, evet. ünlem koymuş. Bakın, <laughs> LGS ve YKS'ye bu ay milyonlarca genç girecek. Buna karşın bilim kurulunun Haziran ayında deneme sınavı bile yapılması uygun bulmadığı ortaya çıktı. Haber bu, spotu bu, başlığı bu, spotu bu. Bakın, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, LGS ve YKS provası yapılabilir mi? diye bir soru soruyor. Kime? Bilim kuruluna. Bu soruya bilim kurulu şu cevabı veriyor. Bilim kurulunun değerlendirmeleri çerçevesinde Haziran'da sınav provası yapılmasının uygun olmayacağı değerlendirilmekte. Bir Eğitim Bakanlığı özel öğretim kurumları soruyor. Diyor ki LGS ve YKS provası yapılabilir mi? Bilim kurulu hayır kardeşim yapamazsın. Bu doğru olmaz diyor. Şimdi biz bu kadar çocuğu sınava sokacağız. Bu evet. nasıl bir aymazlıktır? Evet. Bu nasıl? Yani. Nereden tutuşsanız elinizde kalan bir vaziyet var ortada. Üstelik biliyorsunuz sınavın tarihi bir gecede gene öne alındı. Bir evet, kişinin evet. kararıyla sınavın puanlaması değiştirildi, sınavın içeriği değiştirildi. Yani çocuklarımızın geleceğini ilgilendiren ve bütün ailelerin o ilkokuldan lise sona kadar çocuklarının iyi bir meslek sahibi, iyi bir gelecek sahibi olması amacıyla dişinden tırnağından arttırarak, okuttukları o öğrenciler şimdi bu sınava girecekler ve e, duyuyorum ki hani psikolojisi bozulanlar var. Evet. işte bu dönemde yeme bozuklukları, uyku bozuklukları yaşayanlar var. Bunların her birinin sorumlusu aslında çocukların hayatları ile ilgili bu kadar önemli kararları anlık düşüncelerle işte bilim kurulunun tavsiyeleri velilerin düşünceleri öğrencilerin azalarla. hisleriyle değil de evet yani siyasi bir takım kararlarla yönetiyor olmaları İşte o yüzden söylüyorum katılımcılık 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 hani daha fazla mesela halkla iletişim içerisinde olunsa daha fazla öğrencilerin ne hissettikleri bilinse daha fazla o bilgilerin bugüne ne kadar yaşadıkları bilinse o zaman bu kararlar bu kadar kolay verilmez. O çocukların sağlığı bu kadar teh kolay e, tehdit altına atılmaz. Anladım. Ama e, ne yazık ki böyle bir dönemden Maalesef, geçiyoruz. Evet. Ama bunlar geçecek. Tekrar geçecek. onu söyleyelim. <laughs> geçecek. Bugünlerin her biri geçecek elbette. Bu arada ilk bölümün de sonuna doğru geliyoruz. Şimdi koronadan konu açılmışken. Şimdi ben burada hani bilmiyorum sizin de olan yayınımıza rastladım ama sık sık bir maske mi göndermediniz dedim ben. Yani evet, bu evet. sevgili hükümete. Bir maske dedim ya. Yani bir maske. Üç ay burada maske istedim ben sizden. Yani telefona bir kod atacaksınız. Ben de gideceğim. Onu eczaneden alacağım. alacağım. Bu kadar basit. Ve bana bunu yapmadınız. Ben maskemi aldım. Evet, satın Nezarette. Hı. Ha. <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> Şimdi yani bana maskeyi niye nezarette verdiniz? Söylüyor, güzel güzel herkes gibi bana da bu Maskeyi kodla gönderseydiniz ya, yani. bana bu maskeyi vermek için ya bunca eziyete girdiniz, değil mi? Yani. yani bu süreç, lafınızı bölmüş olabilirim. Hani geriye dönüp baktığımızda pandemi sürecinde hükümetler ne yapmış diye her hükümet için, her ülke için. Belli birer cümle kalacak insanın aklında ama e, Türkiye için ne yazık ki bir maskeyi bile, beş maskeyi bile dağıtamadılar cümlesi aklımızda kalacak, öyle görünüyor. Evet, ben maskemi aldım. Yani bundan sonra ne zaman e, normal kodla verirler telefonuma gelecek onu bilemiyorum ama bana bu süreçte maskemi verdiler. Sağolsunlar bir maskeydi kaliteli, onu da söyleyeyim. İmza karşılığı aldım, para da ödemedik Şimdi bu arada şunu da söyleyeyim. John Hopkins biliyorsunuz hmm. dünya sağlık da dünya sağlığında önemli kurumlardan birisi bir rapor hazırlıyor. Ve bu raporda ülkelerin performanslarını değerlendiriyor. Evet. Rakamlarla, verilerle. İki ülkenin sütunu boş. Hmm. Birisi Türkiye, birisi Çin. Ve diyor ki neden boş kaldığına ilişkin? Tabii İngilizce. Bu diyor, veriler tartışmalı diyor. Yani şüpheli anlamında, tartışmalı anlamında bir ifade kullanıyor. Bu ayıp bir şey. Bu bizim için çok ayıp bir şey. Yani bu ülkenin vatansever bir vatandaşı olarak üzüldüm. Şimdi az önce dedim ya demokrasi her şeyi etkileyen bir unsur diye. Şimdi mesela düşünün siz bu raporları tüm dünya görüyor, herkes evet. görüyor ve Türkiye ve Çin'le ilgili ne yazık ki konulan bu notu da görüyorlar. Yani ben isterim ki orada ülkemle ilgili kıvanç duyacağım bir sıralama ve kıvanç duyacağım bir e, not olsun. Ama bunu gören e, mesela yabancı bir iş insanı olduğunuzu düşünün. Türkiye'ye gelip yatırım yapar mısınız böyle bir noktada? Yani girdiğiniz ihalelerde şeffaflık olmadığını, önceden işte 4-5 firma arasında pay edileceğini duyup okuduğunuzda ya da yarın öbür gün şirketinizle ilgili yanlış bir haber yapıldığında gerçek anlamda bunu temizleyecek, bunu e, düzeltecek bir basın özgürlüğünün olmadığı bir ortamda gidip o ülkeye yatırım yapar mısınız? Ya da e, dediğim gibi bir, bir, bir hukuki sorununuz oldu, onu e, yargıya taşıdınız ama hukukun baskı altında olduğu yönünde haberler çıkıyor, yargının bağımsız olmadığı yönünde haberler çıkıyor. O zaman gidip o ülkeye Ülkeye yatırım yapar mısınız? İşte bunların her biri, o yüzden birbiriyle bu kadar etkileşim içerisinde. O evet. yüzden biz tekrar bu ülkeyi demokrasiyi getirmeli, güçler ayrılığı ilkesini inşa etmeliyiz. Evet, burada Bakın, da biraz tabloyu önce görüyoruz. Evet. John Hopkins e, Üniversitesi'nin e, hazırladığı e, rapor tablo. Evet. E, 2020 7'si e, değil mi? parlıyor. Yedisi. evet 7 Haziran. Evet. Bütün evet. ilçeler var işte Belçika'sı, İspanya'sı, İtalya'sı, ne bileyim Fransa'sı, Amerika'sı vesaire. öyle aşağı doğru iniyor. Evet, evet. Evet. Ve en alt iki satır Türkiye ve Çin. Evet. Bakın ne yazıyor? Evet. Maalesef evet. Burada evet. şüpheli ee, data, büyük, şüpheli veri olduğu büyük, için büyük ölçüde e, bu evet yani Daubank hatta diyor ki evet. e, haklısa suspekt data, data, diyor. data yani, diyor. Yani büyük ölçüde şüpheli data diyor. Evet evet. Hangi ülke? Türkiye ve Çin. Türkiye. Yani bu devlet bu, tarafından yazılan yazılan raporda yüksek oranda şüpheli veri var diye bir not düşmüşler ki bu hakikaten bizim gibi vatanseverler açısından çok üzücü, çok yüz karartıcı. İşte işte o yüzden evet, hep maalesef, söylüyoruz şeffaflık hesap verebilirlik diye. Bu süreçte bu şeffaflık hesap verebilirlikle ilgili... Bu son bölümü, son dakika daha doğrusu toparlayalım, ikinci bölüme geçeceğiz. Peki, evet. onunla ilgili olarak biliyorsunuz bizim belediyelerimiz çok iyi bir sınav verdiler ve bütün belediye meclis toplantılarını da naklen yayınlayarak, halka açık olarak yapıyorlar. Dün bir AKP belediye başkanının önemli bir açıklaması oldu. Bu herhangi bir belediye başkanı da değil, Faruk Özlü, Sayın Faruk Özlü, Mühendis Kökenli olan, daha öncesinde Düzce Milletvekilliği yapmış olan, önce Savunma Sanayi Müsteşar Vekilliği yapmış olan, sonra Düzce Vekilliği, oradan Bakanlık, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı yapmış olan ve siyasetten gelmediği için sonrasında sen biraz dinlendi, son dönemde de belediye başkanı adayı yapılarak o göreve getirilmiş olan bir kişi yani bir eski bakandan bahsediyoruz aynı zamanda. onun bir yakınısı var. Diyor ki yani bu belediyelerde nasıl bir düzen kurulmuş böyle her şey sömürü üzerine herkes buradan kendine bir rant, rant sağlamaya çalışıyor. Yani öyle bir ifade kullanmış ki açıkça bunu demiyor ama devletin balı deniz yemeyen keriz gibi bir ortam oluşmuş. Diye bir AKP'li eski bakanın ve şu anki bir belediye başkanının isyan ettiğini de buradan not düşmüş olalım. Ee, buradan biz not düşelim. Ee, biz bir başka isyan daha biliyoruz. Antalya'da hangi şey, belediye başkanı rüşvet konusunu, 500 bin lira rüşvet konusunu gündeme getirdi. bara Çağra kamuoyuna yaptığı açıklamayla. Ee, ne bir soruşturma açıldı, ne bir şey yapıldı böyle unutuldu, gidildi. Sayın e, Kemal Kılıçdaroğlu da konuyu epey bir gündemde tutmaya çalışmıştı. Köpesiz, ama maalesef evet. biz ama yani tarihe not evet. adına düşüyoruz. Yani evet. izleyenler süremizi bir dakika açtık. İkinci bölümde saat başında buradayız. Bizden evet. harbiden daha konuşacak epey bir konumuz var yani. Gerçekleri konuşuyoruz, başka bir şey değil. Efendim, tekrar merhaba. Kulis programıyla karşınızdayız. ikinci bölüme başlıyoruz. Stüdyo konuğumuz bildiğiniz gibi Sayın Aylin Nazlı Akka. Şimdi bu bölümde ekonomiyi konuşacağız. Bu daha önce programı açarken sözünü ettiğim Sayın Demirtaş'ın eşine yapılan bir çirkin saldırı var. Onunla ilgili konuşacağız. Ama bölüme başlamadan önce, program başlamadan önce bir haber var. Yani hakikaten bu kadar da olmaz dedirten. Ya pes be kardeşim diyebileceğiniz türden bir haber. Olay şu. 8 ay önce bir ihale yapılıyor değerli izleyenler. Bu ihaleyi bir yandaş firma %20.96 Kırım'la alıyor. %21 Kırım'la alıyor. Hiçbir gerekçe gösterilmiyor. Bu ihale iptal ediliyor. 3 gün önce aynı iş tekrar ihaleye çıkıyor. Ve aynı firma bu kez bu işi %16.58 kırımla alıyor. Ne değişti? Neden iptal edildi? Neden kırım bu kadar e, indi? %4.5'luk bir rant e, daha sağlanıyor bu yanda şirkete. Çiğdem Toker'in yazısı Çiğdem Toker'i bile şaşırtmış. Ki biliyorsunuz Çiğdem Toker e, bu tip e, haberleri e, yazan bir e, gazeteci arkadaşımız. Onu bile şaşırtmış. Yani aslında çıtamız bayağı yüksek bu süreçte. Şaşırma çıtamız ama hakikaten bazı şeyler oluyor. Şaşırma çıtamızı sürekli yükseltiyoruz. Olacak şey değil. Ee, ayrıntılar zaten bültenlerimizde olacak ama konu başlığı bu. Şimdi bir başka şey daha var değerli izleyenler. Bildiğiniz gibi ekonominin hali, şimdi konuşacağız. Aynı zamanda bu konudaki değerlendirmelerini ve bilgilerini alacağız. Ama ekonomik hiç eğlenceli bir halde değil. Hepimiz bildiğiniz gibi bu nedenle de sürekli paket açıklanıyor. Ama sürekli açıklanıyor. Daha önce açık, hatırlayacaksınız korona ile ilgili ilk tedbirler açıklandığında Sayın Cumhurbaşkanı oraya bilmem kaçıncı madde olarak eklemişti kredi faizini, Konut kredi faizini düşürdük diye. Hani herkes o süreçte sordu ya bu işi koronayla mücadelede hangi bilimsel e, verileri taşıyor diye merakla sordu. İşte çare olmamış. Neden söylüyorum bunu? Mayıs ayında konut satışları yıllık yüzde 44.6 düşüşle 5.936 adede geriledi. Bakın yüzde %44 44.6 yüzde 44.5 düşmüş açıklanan hiçbir paket karşılığını bulmuyor. Bu arada bu süreçte bir paket daha geliyor. Bir paket daha geliyor. Ee, paket daha çok o da bir gün gazetesinde daha çok işvereni Patrona kıyak paketi olarak görmüş bir gün gazetesi, yani benim de görüşüm bu yönde zaten. Hükümetin açıkladığı her istihdam paketi işsiz ordusuna yüz binler ekledi. Paketlerde halkın cebinden patronlara teşvik dağıtıldı. Ancak işsizlik katlandı. Bu iş, işverene dönük paket de önümüzdeki günlerde açıklayacak Sayın Bakan. Bakalım ne olacak? o öncelikle o ne olacakla ilgili sorunun cevabını tabii ki alacağız. Ama bu arada bir şey daha var değerli izleyenler. Disk bir araştırma yapmış. Diskin yaptığı araştırma Diskar. Türkiye'nin açıkladığı Mart 2020 dönemi hane halkı iş gücü araştırmasını değerlendiriyor bu araştırmada Disk ve Covid-19 en az 6 milyon istihdam kaybına yol açtı diyor diskin raporunda ve revize edilmiş geniş tanımlı işsiz sayısı 13 milyonu aştı diyor. Bir başka ifadeyle geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 39 olmuş. İşte ekonomi bu halde sevgili seyirciler. Evet yani ne söyleyeceğiz ne diyeceğiz e, zaten ekonomi kötüydü. Evet. Bir de üstüne e, bu ekonomi kötüydü. Küresel bir ekonomi, ekonomik kriz olduğunu da zaten e, söylemek lazım. Korona bu küresel ekonomik krizi tetikledi. Ama biz zaten bu koronaya kötü bir e, ekonomiyle yakalandık. Evet. Bu kötü daha ne kadar kötü olacak, e, daha ne kadar e, bizi üzecek noktasını tartışıyoruz biz aslında bundan sonra. Daha ne kadar kötüleşebilir tartışmamız gereken bir sürecin içindeyiz. Buyurun. <laughs> Aslında isterseniz hani tabii yaşadığımız sıkıntıları konuşalım ama bu kötülükten çıkış var. Yani çok rahatlıkla bu sorunları çözebiliriz. O çıkış ne? Biraz ondan da bahsedeceğim şekilde içinde bulunduğumuz dönemi özetleyeyim. Tabii ki, tabii ki. Önemli olan o zaten. Hep eleştirmek evet, değil, çözümler. Evet, çünkü vatandaşlarımıza da buradan olumsuz duygu zerk etmek yerine umudu da biraz daha fazla aşılamak gerektiği kanaatindeyim. Ve hakikaten de çıkış olduğuna inanıyorum. Yani iyi yönetilirse Türkiye her şeyden çıkıyor. Her şeyin çözümü var aslında. Her sorunun çözümü var. Şimdi siz de ifade ettiniz. Hakikaten ne yazık ki Türkiye bu krize ekonomisinin çok kırılgan olduğu bir şekilde yakalandı. E, fakat ne hikmetse mesela Şubat ayı işsizlik oranı açıklandı %13.6 diye. Sonra Mart ayına geldik. İşte 10 Mart'ta koronadan ilk ne yazık ki kaybımızı yaşadık. Allah rahmet eylesin diyorum ha. tekrar. Ondan sonra yer yerinden oynadı. İşte birdenbire 250, 52 bin kadar iş yeri faaliyetlerini durdurdu. Milyonlarca kişi 4,5 milyon kişinin askıda olduğu söyleniyor. Yani kimi ücretli izin aldı, kimi zorla e, izin kullandırıldı, kimi kısa çalışma ödeneğinden faydalanacak şekilde gene şu anda iş yerinden sigortalı olmayan ama iş yeriyle ilişiği kesilmemiş bir şekilde görünüyor. O iş yerinin bordrosu üzerinde görünüyor. Çünkü 3 ay, şimdi bir 3 ay daha uzatacaklarının sinyalini verdi bakan 2 gün önce. Zaten işten çıkarma yasağı da uygulandı ki bu doğru bir şeydi tabii ama işvereni de düşünen tedbirlerle uygulandığı zaman doğru bir şey olabilecekti tabii. Özellikle COBİ'leri düşünen. fakat yani Şubat'ta 13.6 çıkan en enflasyon ne hikmetse Mart şey enflasyonu işsizlik oranı ne hikmetse Mart ayında düşmüş. Bütün bu bahsettiğimiz fırtınalar koparken. Yani bu neye benziyor biliyor musunuz İsmail Bey? Siz sürekli para harcıyorsunuz diyelim ki ama ne hikmetse bankadaki hesabınız kabarıyor. Artıyor. İstihdam düşüyor ama işsizlik de düşüyor. Yani bu ikisi bir arada nasıl çıkıyor bu veriler? Şöyle çıkıyor. Devlette liyakat kalmayınca tüm başına çünkü ee, hanımefendinin, e, özel kaleminin e, bir yıl önce evlendiği ve cumhurbaşkanının ve eşinin de nikah şahitliği yaptığı kişi başkan olarak, genel olarak getirilince verilerle oynamak çok kolay oluyor. Örneğin e, şöyle bir soru yöneltiyor TÜİK kişilere, İş arıyor musunuz diye sorması gerekirken, çalışmak istiyor musunuz diye sorması gerekirken, pardon, işe ihtiyacınız var mı, çalışmak istiyor musunuz sorularının yerine iş arıyor musunuz sorusunu soruyor. Ya biz biliyoruz ki zaten son bir yıl içerisinde bir buçuk milyon kişi iş aramaktan vazgeçti. Onun için iş arıyor musunuz diye sorduğunuzda, Örneğin işte belli bir yaşın üzerindeki bir kişiye bu kişi diyor ki ya gencecik Üniversite mezunu, çok donanımlı, yabancı dil bilen bir sürü insan işsiz. Şimdi onlar dururken bana mı iş verecekler? Ben artık iş aramaktan vazgeçtim. Umudumu yitirdim diyor. Gençlere gidiyorsunuz. Gençler gene aynı şekilde geleceksizlik endişesi yaşadığı için iş aramayı bırakmış, artık umutsuzluğa kapılmış. Dolayısıyla siz böyle sorarsanız soruyu Doğal olarak tabii adam da iş aramıyorum diyor. İş aramaktan Doğal vazgeçtiği için de iş aramıyorum hanesini tik atıyor. Ve o zaman işsizlik oranı düşüyor. Biz bunu geçmişte de gördük. Yani bu AKP'nin artık alışkanlık haline getirdiği bir şey. Enflasyonu açıklarken de biliyorsunuz enflasyon paketinin içerisine bir evin olmazsa olmazı olarak pimpon topu, topunu koydular. İşte çalı süpürgesini koydular. Dolayısıyla rakamlarla... E Evet, yani rakamlarla, her, her, her hafta gidip alıyoruz. Tabi tabii. Bunlar yani temel tüketim malzemeleri, temel ihtiyaçlar. böyle oynayarak aslında işsizliği olduğunun altında göstermeye çalışıyorlar. Tabii bu iş yerlerinin az önce de ifade ettiğim gibi şu an için çalışanların işine son vermemesi yani bu yönde getirilen uygulama biraz olsun yüreğe su serpiyor. Ama diğer taraftan baktığımızda bu çalışanlar yani şu an istiz olan bu kesim. Ne yapıyor mesela ücretli izne ayrılmış olan kesim var. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak diyoruz ki bu ücretli izne ayrılmış olan kesime hiç değilse bir asgari ücret ödenmesini 2324 TL'den bahsediyoruz. Hı. Diyeceksiniz ki devletin bu kaynağı var mı? Elbette var bu kaynağı. İşsizlik sigorta fonunda 132 milyar TL'miz var bizim. 6 milyar TL'sini yakın zamanda kullandılar. İşte bu 4,5 kaynak, tl... kaynak vermemişler mi? Aynen öyle. Biraz önce okuduğumuz gibi. Şey. Demek ki var yani. Yandaş para Yandaştırmaya ya. veriyor evet. biliyorsunuz. Onun için tabii burada asıl e, mantalite sizin var olan kaynaklarınızı kime, ne şekilde dağıtmak istediğiniz. Yani siz e, refahı tabana mı yaymak istiyorsunuz ya da yoksullukla mücadele ederken insanı mı önceliyorsunuz yoksa insan hayatını değil de iş adamlarını, işi, ekonomiyi mi önceliyorsunuz? İnsanın oradaki eşitlikçi bir yaklaşımla devlet tarafından sahiplenmesini mi gözetiyorsunuz yoksa bir takım size yakın olan iş insanlarının çıkarını mı gözetiyorsunuz? Şimdi biliyorsunuz zaten gelir dağılımındaki dengesizlik artık iyice bir uçuruma neden oldu ve bu süreç içerisinde, Covid-19 süreci içerisinde yoksullar daha yoksullaştı, varsıllar evet. daha varsıllaştı. Ha bu arada dün gene bir gazete haberinde gördüm ki saray talimatıyla yoksul kelimesinin kullanılmasını da pek hoş bakılmıyormuş. Yandaş medyaya mesaj gitmiş mümkün yoksul kelimesi kullanılmasın demiş. Ne kullanacağız yoksul kelimesini yerine bilmiyorum ama bundan da hoşlanmıyorlarmış. Yani bu kadar yoksulun gerçekleri görmekten <laughs> yani, yani bir şey yoksulun alternatifi fakir olabilir yani ama bu bir e, Türkiye fakir de gerçeği. sevmezler ama yani Tabii, yoksul onu sevmeyen onu da fakir bir Yani sever. aslında onlar gerçeği görmekten hoşlanmıyorlar. Yani üç o ye. mesajı gönderirken üç ye. Yoksul. Evet yoksul. Yasaklar, yasaklar ve şuraya, e, yolsuzluk, üçünü de yok edeceğiz dediler. Evet. Yerine 3S geldi, zam zulüm, zindan geldi. <laughs> Siz de hatta nasibinizi neyse ki kısa vadeli şimdilik almış oldunuz. Umarım bir daha hiç kimse böyle yanlışlıklar İnşallah. yaşamaz diyelim. Şimdi şöyle bir gerçeklik var, onu da açıkça söylemek gerekiyor. Bu artık perdeleyemeyecekleri bir veri. 2018 yılında çalışma yaşamının içerisindeki kişi nüfusu 28,5 milyondu. Bugün yani 2 yıl sonra 26,1 milyon. Yani 2,5 milyon kişi TÜİK rakamlarına göre bile, aslında çalışma hayatının dışına itilmiş. Ha bunun yanı sıra TÜİK rakamlarında gene istihdamı yüksek göstermek için ne yapıyorlar? Mesela bir günlük bir bursiyeri, bir günlük bir kursiyeri de gene e, sanki tüm yıl istihdam edilmiş gibi, gibi işsizlik rakamından düşüyorlar. Mevsimlik çalışanların işsizlik rakamından düşüyorlar. O yüzden geniş tanımlı işsizlik bizim için çok önemli. Ve burada bakıyorsunuz hakikaten pırıl pırıl gençlerimiz var. Hep söylediğim bir şey var. Bunu tekrarlayacağım. Çünkü bu düşüncenin daha çok duyulmasını, yaygınlaşmasını önemsiyorum. Bakın İsmail Bey bizim petrolümüz yok. Bizim altınımız yok. Ama bizim en önemli gücümüz gençlerimiz. Türkiye'nin yaş ortalaması 31. Bu çok büyük bir güç ve gerçekten harika bir kuşak geliyor aslında. O gençlerin pandemiyle de bu anlamda yolu... e, iyi gidiyor aslında yani e, genç bir nüfusuz. Tabii tabii yani tabii. O açıdan nüfusuz, pandemiyle baş etme oluyor. noktasında Hastalık da, da e, Avrupa'ya kıyasla, kıyasla daha iyi evet. bir noktadayız. Şimdi böyle bir avantajımız var. Fakat yapılan araştırmalarda gösteriyor ki ülkemizde gençlerimiz bu kayırmacılıktan, nepotizmden hakikaten artık sık sıyrılmış, onun için kapağı bir başka ülkeye atmak istiyor. Bu gençlerin içerisinde AKP'liler de var, MHP'liler de var. Her 10 gencimizden 6.2'si AKP'de bu sayı yarıyı biraz geçiyor. MHP'de 6 rakamına geliyor. 6.2'si yurt dışında bir yaşam alternatifine bakıyor. Ve her 10 gencimizden 8'i şöyle söylüyor. Ben işimde ne kadar iyi olursam olayım, ne kadar çalışkan olursam olayım, ne kadar yetkinliklerim yüksek olursa olsun benim yükselebilmem için arkamda sağlam birisinin olması lazım. Gene her 10 gençten 7'si şunu söylüyor. Ben çok donanımlı olsam da, çok çalışkan olsam da iyi bir işe girebilmem için benim birilerinin yakını olmam lazım. O eskiden yazılır diye yeah. hamil ne kart yakinimdir. Öyle bir yazı olması lazım diyor. Yani gençlerimiz böyle ama böyle hissetmesinler. Onların arkasında bizler varız. Onların arkasında demokrasiyle, eşitlikle, özgürlükle onları bu ülkede çok daha mutlu, çok daha gelecek kaygısı duymadan yaşatabilecek olan Cumhuriyet Halk Partisi var. Ve gençler için gerçekten çok güzel projelerimiz var. Ama öncelikle gençlerimizin kendisini bu ülkede e, geleceksiz hissetmemesi gerekiyor. Şimdi bunlar mantar gibi üniversite açtılar. AKP ilk iktidara geldiğinde yanlış hatırlamıyorsam 77 üniversite vardı. Şimdi sayısı 200'ü geçti. Her yerde üniversite açtılar. Fakat üniversite dediğimiz şey bir bina inşa etmek değil ki İsmail Bey. Orası bir bilim yuvası. Mütahhitlik hizmeti olarak algıladılar bu üniversite e, evet. açmaları. Oysa ki orası bir bilim yuvası, o yüzden orada özgür düşünceler çarpışmalı, orada bilimsel çalışmalar yapılmalı, orada aklın yolu tercih edilmeli. Ya kaç Fakat... bilmem kaç tane rektörün rakamı unuttum. Akademik makalesi yok. Akademik makalesi yazılanların atıfları yok. Çünkü orada da kayırmacılık geçerli. Bakın bunu nereye bağlayacağım? İki gündür yer yerinden oynuyor. Hamza Yerlikaya kimdir? Bir güreşçi. Ben spora da sporcuya da çok saygı duyarım. Ama Hamza Yerlikaya 44 yaşında olup, bildiğim kadarıyla 93 yılında 1993'te sigortalanmış bugüne kadar AKP'den milletvekili oldu. Bakan danışmanı şu anda, bakan yardımcısı Gençlik ve Spor Yardım. Bakanı'nın yardımcısı aynı zamanda Cumhurbaşkanı'nın danışmanı bir de gittiler ona Vakıf Bank Yönetim Kurulu üyeliği verdiler. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu maaşlar 12.500 lira ile 22.500 lira arasında değişen maaşlar. Şimdi bir tarafta ülkenin bir tarafında açlıkla, yoksullukla, geleceksizlikle, çaresizlikle, ümitsizlikle baş etmeye çalışan bir gençlik var. Diğer tarafta bir koltukta iki karpuz dinler ya Hamza Yerlikayı için bir koltukta dört karpuz taşıyan insanlar var. Ne Şimdi bak, kadar bak, kıymetliymiş e, ya bu? Ya bir, bir bankanın şey oldu, yönetim kurulu üyesi oldu, değil mi? Evet evet, yönetim kurulu üyesi. Ma mantıklı. Evet. mantıklı e, çünkü Diyorsunuz. bankalarla evet. e, vatandaşlar arasında bir mücadele vardır. Evet. Yani bankalar hep e, vatandaşı bir biçimde kündeye getirmek isterler. E, Hamza Yerlikayından daha iyi kündeye getirecek birisi var mı? <laughs> Valla bu aşamada bana mantıklı geldi. <laughs> Şu Tabii gülüyoruz ama ağlanacak halimize dediğiniz Bakın, bir, bir, bir şey ciddiyetle izah edemezseniz onu bize anlayamazsınız. Bir izah yapacaksınız, doğru. Ee, tabii şu üzücü, yani bizim bankalarımız, bankalardaki bu kadar kritik, önemli görevler gerçekten de işletme gibi, ekonomi gibi eğitim almış olan kişiler ve bu alanda bankacılık faaliyetlerinin içerisinde çalışmış olan kişiler tarafından yürütmeli. Bu bir ulufe değil ki, sen halka daha dağı, yakınlarını dağıtacaksın. Yani gene geçenlerde aynı gün... Rütük Başkanı, Ebu Bekir Şahin, bir saniye. duruyorum diyorsunuz. Bir saniye, Rütük çünkü. itirazım var. Eski Ankara'nın gönderilmiş belediye başkanı Teba demedi mi? Tabii, tabii. O Teba deyince Ulufedir. Ki. Alacağı da Ulufedir. Evet. Onun için yine itiraz ediyorum. Buyurun devam edin. Evet. Bu Rütük Başkanı hatırlarsınız Fatma Betül Kayansa'ya, aile bakanı olduğu zaman, o zaman Aile Bakanlığı, Çalışma evet, Bakanlığı ile birleştirilmemişti henüz. Aile Bakanı oldu. Bu kişi de bakan, müsteşardı. Pardon, müsteşarken Fatma Betül Sayan Kaya'nın ilk operasyonu müsteşarını gönderip kardeşini müsteşar olarak atamak oldu. Yetmedi bir başka kardeşi büyükelçiydi. Yetmedi bir başka kardeşi İstanbul Belediyesi'nde meclis üyesiydi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis üyesiydi. Ee, bir başka kardeşi gene bir görevdeydi. Yani ailenin tüm fertleri maşallah yani devletin en önemli kadrolarında yer alıyorlardı. Hatta o zaman ben çok bir basın açıklaması dair. yapmıştım. Demiştim ki yani kendisi aile bakanlığını aile saadetine indirgedi. Hani yanlış anladı. Kendi ailesinin bakanı olduğunu zannediyor ama tüm Türkiye'nin bakanı demiştim. Ama bu tek değil. Yani mesela Nuri İstinem'i hatırlayın. O da aile bakanıydı. Ee, onun elçisi de Merve Kavakçı biliyorsunuz. Evet. O da büyük elçi olarak atanıldı. Aynı zamanda Merve Kavakçı'nın kardeşi şu anda gene hala İstanbul Milletvekili Revna Kavakçı. Liste o kadar uzun ki bu e, Ebu Bekir Şahin... E, şu anda işte vakıf bankta yönetimde de yer alıyor Rütü'nün yanı sıra yani bulunmaz ya, bir de, o büyük, büyük tabloyu verir misin şey yapmadan böyle büyütmeden esas tabloyu verir misin Orhan yani, yani şey yapmadan ilginç olanı söyleyeceğim şimdi evet bakın bir banka bir banka yönetim kurulu üyeleri Abdülkadir Aksu AKP milletvekili, Şahap Kavcıoğlu AKP milletvekili, Adnan Ertem bakan yardımcısı yani bu AKP'den geliyor. Dilek Yüksel AKP milletvekili, Cemil Ertem Cumhurbaşkanı danışmanı, Sadık Yakut AKP milletvekili, Yunus Arıcı Cumhurbaşkanı DDK başkanı, Hamza Yerlikaya Cumhurbaşkanı danışmanı. Yani e, diğer bankada aynı şekilde. Allah aşkınıza bakın ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kişi. 8 kişinin arasında bir tek farklı bir isim var mı? AKP milletvekili, AKP milletvekili. Bakın değerli izleyenler, bu önemli bir şey. Gerçekten önemli bir şey. Buyurun efendim. Biliyorsunuz AKP eski aylarını kırpıp kırpıp yıldız yapıyor. İşte bu da o sürecin bir parçası. Mehmet Metiner pek referans verilecek birisi değil ama arada bir doğru şeyler de söylüyor. Biliyorsunuz en son Melih Gökçek'le ilgili olarak bizim eski Manisa milletvekilimiz Hasan Ören soruyor neden Melih Gökçek'i görevden aldınız diye. O da parsel parsel sattığı için diyor. Bu mesele gene bir gündeme geliyor. Diyorlar nedir bu? O da diyor ki her cuma hutbede akrabalarını koru, akrabalarını kolla ayeti okunur. Biz bunu gerçekleştiriyoruz. Ya yani Biz sana akrabalarını koru diyoruz tamam yani akrabalarını koruma demiyoruz pardon yani korusun tabii ama bu korumak değil akrabalarını kayırmak ve başkalarının hakkını akrabalarına vermek, başkalarının Kul hakkını hakkı. gasp, gasp etmek ve yani gerçekten de açıkça haksızlık yapmak. Kur'an'ın bu da, kısmını anlamışlar yapmak. da onu da yanlış anlamışlar gerçi o öyle değil o ayet öyle değil de ee, ama öbür tarafta kul hakkı kısmını hiç görmezden geliyorlar. Şimdi bunların bakış açısı hakikaten bizden olan ve olmayan diye ikiye ayrılıyor. Ve üzücü olan şu şu anda devlette de hakikaten liyakatı yok ettiler. Benim uzmanlık alanım insan kaynakları. O yüzden birazcık bu konulara kafa yormuşluğu, yazmışlığı, çizmişliği, evet. dirsek, çürüt, dirsek çürütmüşlüğü olan birisiyim. Yani yetkinlik çok önemlidir İsmail Bey. yetkinlik dediğim şey beş faktörden oluşur. O işi yapacak bilgiye sahip mi? O işi yapacak deneyime sahip mi? O işi yapacak beceriye sahip mi? O işi yapacak eğitime sahip mi? O işi yapacak motivasyona sahip mi? Bunların tek motivasyonu var, o da hesaplarına yatan para. Yani dolayısıyla e, üzücü bir tablo. Bu tabloların düzenlenmesi gerekiyor. İşte gençlerimiz bu tabloları görünce diyor ki ben o zaman hiçbir şekilde bu ülkede hak ettiğim yere gelemeyeceğim. Çünkü hak etmeyen insanlar bu görevlere gelirse bu benim oralara gelemeyeceğim anlamına geliyor. Ve zaten dediğim gibi pıtrak gibi açılan üniversitelerden mezun olan gençler şu anda eğer ara eleman statüsünde kalsaydı yani üniversite mezunu olmasaydı iş bulabilecekken şimdi bir ünvan bir mühendislik gibi ünvanları olduğu için işte bulamıyor ve bu üniversiteler açılırken Türkiye'nin ihtiyaçları nelerdir? Bununla ilgili olarak bir planlama da, işgücü planlaması da yapılmadı. Bizim bir devlet planlama teşkilatımız vardı biliyorsunuz. Beş yıllık planlar evet, yapıyordu. D evet, evet. oldu ne yazık ki o da. Dolayısıyla bir yandan bakıyorsunuz tarımda küçülüyoruz. Hollanda büyüklüğünde bir arazi artık tarıma, tarım için kullanılmaz hale geliyor Türkiye'de. Koskoca Koca bir Konya büyüklüğündeki arazi, Türkiye'den örnek verelim, bu kadar büyük bir yüz ölçümü şu an ekilip biçilmiyor. Ama her yıl üniversitelerden ziraat mühendisleri mezun ediliyor, su ürünleri e, mühendisleri te, mezun ediliyor. Yani o üniversiteler açılırken bölüm tercihleri de e, ihtiyaçlara göre kurgulanmadığı yani için yani? bu gençlerimiz bitirdikleri alanda da İş bulamıyorlar ve sonra üniversite mezunu olarak çok daha farklı işler yapıyorlar. Her işin ayrı bir değeri ederi var. O yüzden hani e, e, örnek vermek istemiyorum ama bir üniversite mezununun yapmayacağı işlerde görev almak durumunda kalıyorlar ve çıkıyor ülkeyi yöneten e, her üniversite mezunu iş bulacak diye bir şey evet. yok diyor. Bunu açık açık Neydi? üniversite mezunlarının yüzüne bakarak söylüyor. Bunu 2011'de de demişti geçenlerde tekrar yineledi. Yani yönetenler kendilerini bu ülkenin gençlerine, yani bu ülkenin en büyük altınına, en büyük petrolüne karşı sorumlu hissetmiyor. Peki tekrar Covid'e dönelim. Covid'le mücadele etmede ne yapmamız gerekiyor? Bir kere hakikaten gençlerimiz bize inansınlar, güvensinler. Onlar için çok güzel ve özgürlükçü, eşitlikçi projelerimiz var. Ama bu Covid sürecinde eğer Bizim 2011 yılından beri Genel Başkanımızın hep vurguladığı şu aile yardımı sigortası hayata geçseydi bugün aileler bu süreci çok daha rahat atlatabileceklerdi. Bakın yaşamını kaybeden ve intihar eden kişiler oldu geçtiğimiz günlerde ve bir tanesinin cebinden bir not çıktı. Beni Covid-19 öldürmedi. Çaresizlik, ümitsizlik, geleceksizlik, yalnızlık öldürdü dedi. Devlet bu dönemde vatandaşının bu yalnızlık duygusunu telafi edemeyecekse, vatandaşına yardımcı olamayacaksa o zaman ne zaman olacak? Bunlar en zor günler, vatandaşın en devlet desteğine ihtiyaç duyduğu günler. Onun için bir kere bu asgari ücret üzerindeki yüklerin kaldırılmasını talep ediyoruz. Bir an önce aile yardımı sigortasına geçilmesini talep ediyoruz. Bu yapılan ödeneklerin, kısa çalışma ödeneklerinin işsizlik sigorta fonundan karşılanmamasını talep ediyoruz. Çünkü yarın öbür gün bu kişiler eğer istihdam dışında kalırlarsa onlara denecek ki biz size zaten işsizlik sigortanızı ödedik. O dönem aç kalacaklar. Yani bir nevi e, açlığı erteliyor gibi bir tablo ortaya çıkıyor. Bunu yapmasınlar. Orada 132 milyar TL'miz var. Kapı gibi bir para var. Oradan karşılasınlar. Ve şu an ücretli izin kullananlara da yeni asgari ücret ödeyerek e, insanların hiç değilse e, açlık sınırının altında yaşıyorlar ama hani günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir finansman yaratabilsinler. Bunu yapabilecek ekonomik gücümüz olduğunu biliyoruz. Onun için de bu konudaki taleplerimizi Cumhuriyet Halk Partisi olarak tekrar tekrar yükselterek ifade ediyoruz. Peki son konumuza geçelim. Süremiz de azalıyor. Başak Demirtaş. Evet, öncelikle şunu söyleyeyim. Dün ben bu haberi görür görmez Twitter'da çok hızlı reaksiyon gösteren birisi Hı. olarak derhal bunu kınadım ve tekrar kınıyorum. Yani bu cinsiyetçi yaklaşımı, bu ahlaksızlığı, bu edepsizliği, bu, bu çukur, bu başka bir şey. Bunun adı başka bir şey. Yani. Çukur, çukur zihniyeti yani. artık hani, hakikaten kabul edilebilir değil. Ve tabii e, Mahir inanın biliyorsunuz bu yeşil toplar ya da yeşil nokta her neyse e, uygulaması olmuştu yani AKP'de belli etik kurallara sahip olanlar isimlerinin yanına yeşil top koyuyorlardı ki burada da görebiliyoruz ekranda zaten. Bu kişinin yeşil topla bu paylaşımda bulunmuş olması da tabi belli bir zihniyetin ürünü olduğunu gösteriyor. Onun için farklı siyasi görüşlerden, farklı bakış açılarından olan kişilerin de bu noktada birleştiğini görmek, her birinin kınadığını görmek güzel. Bu kişiyle ilgili bir süreç başlatılması olması doğru bir hareket, olmazsa olmaz bir hareket ama bunlar bu gücü nereden alıyorlar İsmail Bey? Bizim asıl Güdü bunu konuşmak lazım. Evet, ya, aynen bu. Bunu nereden? sorgulamak Çünkü lazım. Çünkü bu… E, Çünkü daha önce… Buyurun, buyurun. Bu, benim de başıma geldi, geliyor bir kadın siyasetçi olarak. Başka kadın siyasetçi arkadaşlarımın da başına geliyor. Kadın meslektaşlarınızın da başına geliyor. Kadın evet, gazetecilerin gelin. de başına geliyor. Bunların her birinin altında tek bir sebep yatıyor. Kadınla erkeği eşit görmeyen o karanlık kafalar. Tek bir sebep bu. Ve bakın şiddetin ana besin kaynağı Budur, eşitsizliktir ve şiddetin türleri vardır. Cinsel şiddet vardır, fiziksel şiddet vardır, ekonomik şiddet vardır ki Türkiye'de kadınlar son dönemde de bundan çokça nasibini alıyorlar. Ee, psikolojik şiddet vardır, mobbing uygulanır ve son dönemlerde de kadına yönelik bu dijital şiddet arttı. Oradan kimliğini gizliyor içinden geldiği gibi yazıyor da yazıyor. Her türlü sinkaflı sözde, her türlü edep dışı sözde kadını aşağılama, kadını hiçleştirme, kadını yok sayma, sinirini bozmaya çalışma. Ha, bunlar bizim gibi kadınlara vız gelir, tırıs gider. Ama e, cezasız kalmamalı bu bir. İkincisi e, şiddetle mücadelede AKP sınıfta kalmıştır. Yani AKP'nin en başarısı olduğu alanlardan biri de kadına yönelik şiddetle mücadeledir. Bu sadece lafta kalmıştır. Bakın geçenlerde İçişleri Bakanlığı asla ve asla doğrulukla ilişkilendirilemeyecek bir veri paylaştı. Covid döneminde aile içi ve kadına yönelik şiddetin %36 oranında düştüğünü iddia etti. Böyle bir şey yok ya. Şimdi her taraf bangır bangır bağırıyor insanlar bir nevi eve hapsoldu, eve tıkandılar ve o ortamda şiddet arttı diye İçişleri Bakanlığı böyle bir veri açıklıyor. Üstelik Kadına yönelik şiddet sadece Türkiye'de değil, pandemi sürecinde dünyada da arttı. Mesela Birleşmiş Milletler'in bir açıklaması var. Diyor ki tam ikiye katlandı kadına yönelik şiddet pandemi döneminde. Her ülkenin rakamları var, vakit olsa açıklarım. Her Böyle ülkede şey her ülkede arttı ve ülkeler çeşitli tedbirler aldılar. Mesela İspanya'da kadına yönelik şiddet bu dönemde çok arttığı için eczaneyi aradığında kadına bir kod verdiler. Kadın arayıp "Maske 19 sipariş ediyorum." dediğinde otomatikman kolluk güçleri eve gönderiliyor. Gene e, Belçika'da yanılmıyorsam, güzel. Belçika'da e, kadınlar gene bir e, şey işaret geliştirdiler. Arkadaşını arıyor mesela WhatsApp'tan. Avucunu açıp baş parmağını katlayıp diğer dört parmağını şöyle eğip kaldırdığında arkadaşıyla hmm. konuşurken o ben şiddet görüyorum yardıma ihtiyacım var sinyali. Hemen o karşıdaki konuştuğu kişi telefonu kapatır kapatmaz kolluk güçlerini arıyor. Kadına yardım gönderiyor. Türkiye'de tablo ne? İçişleri Bakanlığı bu kadına yönelik şiddetin %36 oranında azaldığı ve asla doğru olmayan ve Birisini açıkladıktan sonra kadın dernekleri de açıklama yaptı ve kendi verileri üzerinden kıyasladılar. Ha bu %36 geçen yılın aynı dönemine kıyasla %36 düştü diyor. Kadın dernekleri geçen yılın aynı dönemini baz aldı ve %55 oranında arttığını açıklıyorlar. Çünkü şöyle bir gerçek var. Ben şiddet gören kadınlar tarafından da aranılan bir siyasetçiyim. Ee, diyor ki ben aradım eee alo şiddet hattını fakat açılmadı. Ya da aradım o dönemde kolluk güçlerine ulaşamadım, yetişemediklerini söylediler, gelemediler. Kimi de sineye çekiyor bu dönemde. Evet. Mesela gene araştırmalar şunu gösteriyor bize. Boşanma kararı veren kadınlar bu pandemi dönemlerinde bu kararlarını ertelemişler. Bakın bizim sırf Mart ayında 29 kız kardeşimiz yaşamını kaybetti şiddet nedeniyle. Göz göre göre öldü bir... bu kadınlar. Mayıs'ta 25 kişi Son 10 günde 10 kişi, ama bu da resmi rakam. Aslında bu rakamın çok daha üzerinde Çünkü yok cam silerken düştü öldü deniliyor, yok intihar etti deniliyor. Şimdi burada can yakıcı bir şey daha var sevgili İsmail Dükel. AKP döneminde STK'lar bir yandan zayıflatılmaya çalışılırken ki biliyorsunuz orada da bir düzenleme getirilmeye çalışılıyor STK'ların sesini kesmek amacıyla. Bir yandan STKların üzerine pupa yelken gidilirken sürekli denetimler altında tutulup zaman zaman STK yöneticileri gözaltına alınırken. Diğer tarafta SBK'lar kurdular, yani sivil devlet kuruluşları. Neyi kastediyorum? Türkiye'yi kastediyorum. Okçuluk Vakfı'nı kastediyorum. Devletin imkanlarıyla kendini var eden. Bunlardan bir tanesi de KADEM. KADEM, Cumhurbaşkanı kızı Sümeyye Erdoğan tarafından kurulmuş bir dernek. Ve KADEM, kadın hakları konusunda çok az ses çıkartıyor. Mesela Gülistan Doku diye bir kız kardeşimiz var. Neredeyse 160 gündür kayıp. Onunla ilgili olarak bir tane açıklama yapmayan, bir tane söz söylemeyen KADEM, Geçenlerde Twitter'da kadınlar bir kampanya başlattılar. Bir etiket açtılar. Erkekler yerini bilsin diye. Şimdi eşitlik mücadelesi asla ve asla Erkek düşmanlığı değildir. Bunun altını çizelim. Yani e, kadını da erkeği de e, bir arada yaşayacağı, sağlıklı bir şekilde yaşayacağı bir toplum düzeni, eşitçe var olabileceği bir toplum düzenini amaçlar. Oradaki amaç erkekler yerini bilsin etiketiyle erkeklerin de empati durmasını sağlamaktı. Yani siz bizim yerimizde olsanız... Bakın ne hissedersiniz diye. Onun için erkeklerin kurduğu bazı cümleleri kadınlar için kurduk. Ne mesela? Ya da kadınlar için kurulan cümlelerde özneler yer değiştirdi. Mesela, gecenin bu saatinde bir, ne işim var? Gecenin bu mesela. saatinde ne işim var? Ya da işte kadının karnından sıpayı sırtından sopayı eksik etmeyeceksin diye ne yazık ki Türkçemize girmiş olan ve bir, bir an önce çıkması gereken bir özdeyiş var. Onu hatırlatarak işte erkeğin sırtından sopayı yanından sıpayı eksik etmeyeceksin denildi. Ben mesela bir paylaşımda bulundum. Hatırlarsınız mecliste hükümet sözcüsü bir kadın milletvekiline bir kadın olarak sus demişti. Ben de böyle mecliste konuşurken biraz da sert bir bakışlı olan fotoğrafımı koyup bir erkek olarak sus dedim. Ee, ya da işte maçlar için kullanılan yanlış bir ifade var. Ee, seyirci yasağı deniliyor. Onu değiştirdik neyse ki. Erkek seyirci yasağı. Çünkü seyirci yasağı olan maçlara kadınlar ve çocuklar Gelemiyor. gidebiliyor. O zaman kadınlar ve çocuklar insan değil mi? Onlar seyirci değil mi? Böyle bir noktaya geliyoruz. Onun için onu erkek seyirci yasağı yaptık ama şablon olarak hala bazılarının aklına yerleştiği için gene bir Oradan alıntı yapıp işte yarın kupa maçı var, e, seyirci yasağı olduğu için kadınlar, şey erkekler ve çocuklar gidebilir diye yazdım. <laughs> yani birçok arkadaşımız, birçok siyasetçi, birçok e, evet. kadın mücadelesi, kadın üç derneği temsilcisi çok güzel gündemde şeyler yaptı. Üç evet, evet. Fakat. Gelin görün ki bu bizim kademimizi rahatsız etmiş. Kadın evet. hakları savuncusu olan kadem. Bununla ilgili olarak bir paylaşımda bulundu. Tekrar söylüyorum. Onca cinayet işlenildi. Yani işte Nadire kardeşimiz mesela Şirin Ünal'ın evinde ölü bulunan onun dosyası kapatıldı. Gene Gülistan Dokul kız kardeşimiz 160 gündür neredeyse yok. Hiçbiriyle ilgili en ufak bir e, paylaşım yok Nadire Kadirova ile ilgili olarak da bununla Ama gittiler burada bir sitem e, yazdılar. Efendim beğenmemişler bu etiketi. Hatırlarsınız belki e, Cumhurbaşkanı, başbakan olduğu dönemde ben kadın erkek eşitliğine inanmıyorum. Ya. Bu işin fıtratına ters cümlesini de gene kademin bir toplantısında söylemiş ve oradaki kadınlar tarafından da alkış almıştı bu cümlesi. Dolayısıyla üzücü olan şu, yani gerçek anlamda ee, mücadeleyi büyüten, yükselten, yaygınlaştıran, derinleştiren STK'ların yerine de böyle e, iktidarın düşüncelerini yaygınlaştırmaya çalışan, yanlış düşüncelerini normalleştiren, meşrulaştıran, daha doğrusu meşrulaştırma çabası, çabası. içine giren ama bunu yapamayan e, bazı kurumlar var şu anda. Bunlara STK diyemiyoruz biz. Ama e, bu mücadele her daim sürecek, her daim büyüyecek ve kadına yönelik şiddetle sıfır tolerans e, yaklaşımıyla Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında kadınlarımız rahatça nefes alabilecekler. Evde, sokakta, fabrikada, otobüste, dolmuşta, nerede olurlarsa olsunlar kendilerini güvende hissedecekler. Yok öyle kadınları tecrit altına sokar gibi pembe otobüslere bindirmek, mor taksilere, pembe vagonlara bindirmek. Kadınlar her yerde olabilir bilmediği. Sırf kadınlar plajında değil. Bütün plajlar kadınların olmalı. Bütün otobüsler kadınların, bütün taksiler kadınların olmalı. Onun için biz sizi koruyamıyoruz ama siz bunlara binerseniz sizi ancak öyle koruyabiliriz yaklaşımında reddediyoruz ve bir kez daha söylüyoruz. Kadın ve erkek eşittir ve bu ülkede yaşayan tüm kadınlar bir erkek hangi haklara sahipse o haklara aynen sahiptir. Bu bir düşmanlık, erkek düşmanlığı değildir. Kadının erkekten daha üstün olduğu anlayışına dayanmaz, eşit olduğu anlayışına dayanır. Ve ben Halide Edip'in güzel bir sözü var. Diyor ki, ''Beşik sallayan eller isterse dünyayı sallar.'' Buna Çok. yürekten inanıyorum. Kadınlarımız isterse dünyayı sallarlar. Onun için, <laughs> Evet, yani AKP iktidarı kadınlarla geldi. İlk seçimlerde kadınlarla yine onları gidecek. kadınlar götürecek. Çünkü bu dönemde kadınlarımız... Az önce de ifade etmeye çalıştığım gibi sadece cinsel, psikolojik ya da fiziksel şiddetle karşı karşıya, dijital şiddetle karşı karşıya kalmıyor. Ekonomik şiddetle yaşıyor kadınlarımız evet. da, gençlerimiz de. E, o yüzden e, bunu hak etmiyor kadınlarımız. Elbette. Daha özgür, daha eşit, daha adil bir dünyayı hep birlikte kuracağız. İnşa bir edeceğiz. Elbette. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Zevkle. Sağ olun, Geçen olun. hafta Mustafa Balbay'ın konuğu olma onurunu da, da, yaşadım. Ama tekrar sizin konuğunuz olmaktan da çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Çok sağ olun. Çok sağ olun. O süreçte verdiğiniz destek sabahlara kadar gerçekten e, adliyede yanımdaydınız. ben de kişisel olarak size ayrıca teşekkür ne ediyorum. Demek. Sağ olun, aksi olun. Düşünülemez, Aksi düşünülemez. Çok teşekkür bu ediyorum. Bugünlerde dayanışmayacağız da ne zaman dayanışacağız? Ne zaman dayanışacağız? Doğru çok haklısınız. Değerli izleyenler, bizden bugünlük bu kadar. Ee, yarın yine saat 11'de e, inşallah e, bir manik eder gelmezse e, olmazsa burada yine saat 11'de memleketin gerçeklerini sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Ee, yarın buluşmak umuduyla ne diyoruz? Korkulara teslim olmayın, korkulara esir olmayın ve hoşçakalın.